Bismillah, boşladım da. Hop, Python asosları. Kreş, örnek değiş ve başlangıç düşünceler bilen tanışıyoruz. Birinci derste. Ucu bana Python uzun mu? Python bilirsin şu dasturlaştığı. Ozgun içe malumatla bir Python bu organik olsun. Ve şu bilen birge imkaniyette yukarı bölgen o sonlu dasturlaştığıları katorga kırır. Ve şu bilen birge önde dasturlaştığı cüda yokumlu. Utkan dersi hem kıskaça ettim şekilde yani kaysur dasturlaştırılır. Misal için PHP dasturlaştırılır olan diyen bozu. Bu fakat şu backend kişilerde kalas. Bunu boş kayış kanaka yönelişte işte bu var. Bunu uyunam yaratı olmayımız, boş kayım kula olmayımız. Şunu ne? Bu Python'da uyunam yaratsa böyledi. Backend kişilerde gen böyledi. Data Science'da gen yönelişi bu. Suni intellect bu. Hackerliği için hem ahlak hackerliği. Yani yönelişler köp. Köp günü yönelik kişilerde böyledi. Universal dese böyle dasturlaştı. Ki bunda kod yazış anca o soru. Kaysu dasturlaştırıldı bir de nokta, virgül, yani nümadır kop geçse hata olayı taşar diyen bu üstü bunda ne kalmaz. Anca soddalaştırıp taşar diyen. Kingisi. Python'ı kim yaratken ise Guido van Rossum yaratken ve birinci bunu 91. yılda King olmaya takdim etken. 91. yılda yaratırken. Şu payda bizden planda bunu yapmış. Ve 89. yılda işler başlıyor yaratışı ve 91. yılda open source. Bu ya open source, yani open source da gene açık manbeli, bezplatni, faydalanış tekin. Hiç kanaka pul tolamayız, yani abonentski ya yıllık pul tolaşımı şart olmaz, bezplatni işletemiz. Python nomu maşgur telekonsert oldu, yani Monty Python'ın üçü bürgen sirkine olun ya. Şuna kadar sirkin nomu da Python'ın oluşkanı. Hop, kingisi Python kaysı tilde yaratılgan. Bu dasturlaştırılır ve kaysı dasturlaştırılır orkada yaratılgan. Fakat bir de dasturlaştırılmaz. Bir kanca dasturlaştırılır da yakşı yakşı joylarını öptürüp de dasturlaştırılır kılın yani. Üniversal falan. Mesela şu anda ABC biz bu kuşta okuyurken bizi otardı. Ya mesela bana Algol C, C++ bunu işitken bu sana gerek. Mesela bir de bana Java'nı işitken de mesela şu anda Java. Perl'da gene bu ormanı. Standart ML. Şu dasturlaştırılardan özgün özgün öptürüp yakışı yakışı joylanır. Yani mesela cam laptop da yani dasturlaştırılık kılınıyor. Çünkü ne? Kaydan payda olup koyan, kaydan yaralı koyan degen soruları cevap. İndi ki ingisi kandai maksatı da faydalanış mümkün. Böyle sana ötken. Biri en asosiyelerini korsatılırken bundan taşkarayan cüde köp. En onmalaşken. Birincisi web dasturlaştı. Şu biz organelirken backend dasturlaştı için faydalanırız. Kengisi, suni intellect. Bana rosa rojden tükü. Şunu da işleten, big data. Big data de gene katta malumotla bazısı bulan işler. Kuvup gene malumotla boladı, şöyle üstüde işler. Kengisi, kompüter ilovalarını yaratsa bulur. Bana telegram bir kompüter üyesi bu arada, doğru mu? Ki bana o kemi player ile işletesiyle kompüterde. Şuna kadar dasturlarını yaratsa bulur. Kompüter için, Windows için. Kengisi, ahlaki hakkerlik. Yani yaratken saatlerimizi Hamoyasını tekşiriz. Tekşirir yani kısa gen böyle. Uzunmuş. Kengisi uyun, dasturi taminatını sonunda unutkacı ve hokuz. Uyun hem yaratsa böyle. İmkaniyatı kengini, boya etkendim. En asosu yönelişleri şu. Bundan taşkarı yana mayda çüylü yönelişleri yani. Cüde kurup. Asosiler şu. Şunarlayım. Soğurlu bozu bir pete yarısı da. İndi. Python şunçeli zor ekeğen. Kaysi lovada da ya. Lovada da foydalanılır gen. Değilir gen bozu. Bana bırkanca. Namuneler var. Google. Google'a Python'dan faydalanan backend'e. Kaysır kısmı. Kengisi Instagram. Instagram'ı yani backend kısmı yani malumatla bilen bazı açılar kısmı. Python'da kalan ya. Instagram'ı yani kim faydalanır bir yerinize? Kresler mi? Hotmail'a. İngilizler değil mi? Milyon tonu, milyar tonu kısmı Hotmail. Şu an Python'da kalan ya. Kengisi bana Red Dead degeni var. Amerika'nın için yan gelip okuyduğun saytı. Red degeni okuş, it degeni okuşa. Kengisi YouTube. YouTube'a Python'dan faydalanıyor. Backend'e. Mesela bana Spotify. Yani müzik işledik oldu. Müzik, kino, hokuzu, podcast da var. Bunu yani şunu yapıyor. Yok ki bana Dropbox. Dropbox, GitHub bokşaydı. Yani malumatlarımızı saklayıp verdik. Hosting. Kings Quora. Quora'da da anaka. Soul Job'la diyor. Amerika'nın site'ı var. Uyan Python'da kalın. O bana kıskaça. Dropbox. Bulutlu saklaş. Faillerini sinhronizasyon kılıyor. Şahsi bulut ve video dasturlarını taklif kılıyor. GitHub. Reddit. İçtimai yangilikler cumhurcalarına. Website.
Quora Amerika'da savol cevap web sayt bulu. Uyarıda internet foydalanıcıları savolla bir şey de cevap bir şey de küzetildiler. Stack Overflow'nu agar kucuğunu çıkan bu ise dağsa doğumunda şuna kadar. Savol bir yerde cevap oladı. Hop. Ama şimdi onun için boştaymış. Şimdi Python'da kanlı okulu kompüterimizi örnetemiz. Birinci ürününüz kaç açık oluşumuz gerek, yani yükle oluş gerek. Onun için Python'ın uzunluğu resmi web site var. Şu web site'i kırıp yüklememiz bana. Python.org şu resmi web site'te ve yoldan yükle oluşumuz mu? Yani koralım sizlerle. Koralım ekranımız. İnternet sitken bu olsa Python.org'a virgül koyalım. İnternet sitken bu olsa Zero kontrolünü de çıkmadan da. Öyle silahı kliyen için. Kampüle eğer Python boşu çatmaz. Toktan ama onun tekşirisinden boşlardı. Git durun bu kurulun için. Kamanda istedikten açamaz. Onun için push bulam R'ni bozsanı. Mesela bana ege CMD desene bana korovanı çıkardı. Ama şimdi bitti tarlanı. Hamamız yozaydı uça. Kaiser kampüle Python boşu. Oyunu çıkartamaz da. CMD deyemiz bana korovanı çıkardı. Bitti bozsa bana aç verir. Hoş değil ama kimde ölçülmedi? Şeygeyindeki Python'da enter basıyoruz. Eğer örneğin bozu şuna kaç 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 Bana resmi web site'ye gitti kanat duruyor. Kısaca tanıştırıp koyamam bunu ya. Bana resmi web site'ı python.org. Hop. Şimdi bana bir cevap bırakınca menüleri var. Ha? Mesela ki bana şu dasturlaş dilini yaratıkarlığı hakkında bana malum oldu. Mesela ki bana bir cevap da king ise sketchat kovsa bunu da. Çünkü bunu internetim, benim internetimden hem çekinçli çıkıldı ki. Ha böyle olsun. Karan ona. Download ekranımız kimde önlemeyen buysa. Ama kuru oluyorsun. O bu da. Kinç edigen, ornit edigen bulsa. Yani downloads bölümü ekelemizde kuru edigen bulsa da bana. Bırkan menüleri bu. Ben all releases de gene hazır ki paket çıkan hemen Python'ın versiyeleri bu joyda. Misal ki kompüterimiz CSM, C-Scroll edigen bulsa o hırgı versiye düşmeyin. Şimdi ne? O şanda bitti, iki de yok ki beş de olduğunu eski versiyelerini unutsa bulalım. Yani oynadı, açıp koyamam bunu. Kings'e source kodu var. Windows için, Mac için, Mac olsa başka platformlar için onu bulup koyun. Sizi kompüterinizde kanaka sistemi bulsa Mami Joy'da sizi kop gibi verir. Mesela sizde Mac bulganda download for Mac OS der. Agar sizde Linux sistemi bulganda download for Linux der. Çünkü neden? Bizde Windows bulgun için Windows. Başını bir koyalım. Yani ahırki çıkan versiyesi 3'ü 11'ü 4. Hozuki dandy Mehmet'i işletilirken versiyesi. Bir de bulsamız onun üstüge. Bana Kagedir SketchUp kılıç soraydı. Bana SketchUp koyarım ama bana. Bana da uzun boş ekere gül. İnstall ekranına öyle SketchUp koydum ben. İnternet otu tezeken bana bu pas kıvırdı. Gidiyette 30 MB mi ki 25 MB mi ki öyle. Akları yolu test kıvırdı inatçı. Köpçüleydi onu da gene gel. O zaman ürün yetişen kurs et ama asıl gel. Birden mi ki gene gel. Birden boş değil mi lan? Sizde boru da mı? İndi oynatışı mı? İndi oynatışı mı? Böyle oynatmaya mı? Yok. Karap duruyor da. Sıkaç at koyup da oynatışı mı? Tayyor video yapıp koyacağım ben. Şunu koy bana maske. Selamun aleyküm. Barçak'a. Bugün dersimizde Python'la kendi akıllı kompüterimizin yükle barış ve oynatışı orası mı? Kurup çıkarmış. Bunun için Python'ın resmi saytı Python.org sayta gemi olacak tutamız. Ana kuruluşu ne mümkün?
va ushbu saytdan download, ya'ni yuklab olish bandidan bu knopkani bosamiz. Download for Windows. Shu joyda eslatma. Agar sizning kompyuteringiz Windows 7 yoki undan pastroq bo'ladigan bo'lsa, sistemasi bu oxirgi chiqqan versiyada yuklanmaydi. Ya'ni mana bu joyda yozgan 3.9 va undan yuqori versiyalarni Windows 7 da foydalanishni imkoni yo'q. Shuning uchun View the full list of downloads bo'limiga kirib, eskiroq versiyalarni ko'rib chiqib o'rnatishimiz mumkin. Mana bu joyda oldingi chiqqan versiyalar bor. Bugungi darsimiz esa shu oxirgi chiqqan versiyani yuklab olish va o'rnatish bo'lib chiqamiz. Mana shu knopkani bossak, kompyuterimizga yuklanishni boshlaydi. Manda yuklangan allaqachon va buni rabochiy stolimga, ya'ni ishchi oynamga tashlab qo'ydim. Shunda yuklab bo'lgandan keyin buni o'rnatish ko'rib chiqamiz. Buning uchun sichqonchani chap tugmasini 2 marta bosamiz. Bu oyna chiqdi. O'rnatishni 2 xil variant taklif qiladi. Install now va customize installation. Biz birinchi variantni tanlaymiz. Bundan oldin esa pastdagi add python 3.1, ya'ni tazga python 3.1 qo'sh galochka qo'yamiz. Boshida galochka bo'lmaydi va install now bandini yoki bo'limini tanlaymiz. Python o'rnayotganda undagi ishlatishimiz kerak bo'lgan ichki kutubxonalari ham birgalikda o'rnaydi. Aha, mana. Agar sizda ham bu oynadagi ko'rinishdagi kabi chiqsa, demak sizda ham muvaffaqiyatli o'rnagan bo'ladi. Mana, data was successful. Close tugmasini bosamiz va tekshirib ko'ramiz. Qo'shiqdan mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. O'rnagan dasturlar ichida Python ham qo'shildi. Va idle'da keling. Kod yozib ko'ramiz. Print deymiz. Print. Hello world. Aha. Mana bizda yozgan kodimiz ishladi. Demak, Python'imizda ishlayotgan. Ama joyda Python'ın ikinci versiyasi o'rnaganini ham ko'rsatib turibdi. Bu bilan bugungi darsimiz tamom. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda Python'ni qanday qilib kompyuter o'rnatish kerak emas. Biz qovala o'rnatoringlar, o'zi keyin davom etamizlar. Bu yerda kompyuter o'rnatasan, o'rnatoringlar, cancel qiling. Nima bo'ldi, domon qilganingizda? Sizdachi? Bizda bor. Mana qan kabelni o'zingiz qo'ydingiz, bitta. O'shanda hop 4 kishi 8 kishi bo'libsizlar. Ha? Ha, oxirida anaqa qilamiz. Qani? Yo, u o'qigan u anaqa-ku, kursga-mi? Sizlarga yordamlashadi. Biz ma'nundan bir aloq kimsa chiqarsam chiqadi-veraydi. Xos kelmaydigan bo'lsa nima qilaman buni o'lib. Xo'p, chiziq-chiziq. Yo'q-a bu yerda. Kim hech kim kelmasa bu yerda Telegram. Pixel. Kim? Sizsiz. Techno World Sadriddin. Voy, Sadriddin kim? Men kelaman. Ha? Sadriddinmi? Uni raz yozdingizmi? Nuqta. Muhammad u. Mamu kim? Kelamanda yozgan ekan, mayli, o'chirib olaymiz. Sheyx o'king.
Kim o? Basketbolcu az mı? Yok değilim. Bu kaza kilo oldu mu? Yok. Ne? Parangız Yoray var. Kim? Çok da az. Asim'in de? Zafer Çek. Muhammed Yusuf. Yeni bitesi. Böyle. Skolluğa başlarımızda. 6 skollu dedim. Biz kim koşulmuyor ya meyde? Değil mi? Yüzlerine yiyin bu mu? Değil mi? Ne mu? Kattefe? Te. Hop. Kaçı bile? Kaçı mı? Ya. Zeyd Canat oldu da ona kadar. Kuşlamadı. Yani kim kuşlamadı bile ama bu arada? Evet. Okey, hamma o'yinda ham bo'lsa, mana boshladim. Endi Python kompyuterimizga o'rnadi, o'rnatib oldik. Endi dastur yozishni boshlashimiz kerak, lekin qanday qilib? Qayd yozamiz, qanday yozamiz, va hokazo. Bir qancha versiya taklif qilinadi. Birinchisi Python IDLE. Python IDLE kompyuterga Python o'rnaganda birga o'rnaydi. O'sha VS Code'ga o'xshagan matn muharrir bu ham. Kod yozsa bo'ladi. Shu bilan tanishib chiqamiz birinchi o'rinda. İngiliz. Demek ki o zaman Python deyim ha. İtibar bir tane bir kança çıkardı hani. Idle Python 3.1 64 bit. Size de hani çıksa gerek. Üstü gibi tabi olsaydım sağlamız. Lan bu oyuna çıktı. Normal bildiğin ha. Python de sana ama idle çıkardı hani. Idle bir. Amel çıktı mı? Sledeçe. Karab durun. Bunu iki kıl halatı kod yoksa böyle. Biz bir yoksam yakışık kurulmaydı. Sözü. Kuyuda geçiş kılınadı bunda. Bir de file açalımız yenge. Karab durunuz ha. File. New file açalım. Sözü. Bana yenge file açtım ha. Bunu yakınlaşsam olalım ki ya. Bu yana yakınlaşmaz mı ya? Bu yana yakınlaşıp olmasa ya. Ben şunu uzun gözüp duruyorum. JavaScript'teki console log bunda bir print tag funksiya var. Batafsil keyin ko'rib chiqamiz. Mana print tag funksiya var. Print degani pechat qilish, ha? Ichiga nimadir tekst yozaman mana. Enter. Ichiga yozgan ma'lumotim chiqadi. Tushundingizmi? Demak, print tag funksiya JavaScript'teki console log bilan bir xil. Console log o'rniga Python'da print funksiya ishlatiladi. Tushunarlimi? Bu bilan ishlamaymiz. Bu ancha neudobniy misol uchun. Yozgan, noqulay. Prosta borligini bilib qo'ysangiz yetarli. Keyingisi, qaysi matn muharrirlardan foydalansa bo'ladi? 3tasi taklif qilinadi. Bundan tashqari mana Atom bor, Spider bor. Buning uchun kompyuter kuchli bo'lishi kerak. Bizga kompyuterni qotirib qo'yadi. Demak, Sublime'da yozsa bo'ladi, buni bilasizlar. VS Code'da yozsa bo'ladi. VS Code'da ham xabaringiz bor. Keyin Python degan qadirsiz. Ya vaqtida kelindi ammo o'ta tezsiz. Keyingisi PyCharm bor. PyCharmda ya'ni Python o'zi uchun ishlab chiqarilgan eng qat universal anaqa matn muharriri, ya'ni redaktor kod yozsa bo'ladi. Bu ham kompyuter agar hali xarakteristikasi pastroq bo'ladigan bo'lsa sal qochishi mumkin. Shuning uchun biz darslarimizda VS Code'dan foydalanamiz. Ham yengil ishlaydi, tezroq ham ishlaydi. Tushunarlimi? Okey, şimdi VS Code'da bor degani biz Python'ni ishlata olamiz degani emas. Tamam, biz mana VS Code'ga kiramiz. VS Code ochaluvchi. VS Code'ga kiramiz sizlar bilan. Kirdinglar mana? Birinchi o'rinda bitta papka ochib olamiz, ha? Siz uchun bitta ochaman mana endi, open folder qilamiz. Hamma darslarni ketma-ket yozsangiz, keyinchalik mana imtihonlarda takrorlashini ham oson bo'ladi. Misol uchun mana shu yerda men o'zim sizlar uchun endi bitta papka ochaman. Mana shu yerda mana Muhammadjonov ichida lesson degan papka bo'lishi kerak edi. Aslida ma'lumotlarimni so'rab qo'ydimmi? Ama şey gibi de açamam.
lessons degan papka açtım ha. Şunun içinde indi. June back deb qo'yaman. Back end ya. Buni chekiramiz. Şey qo'shib olamiz. Buni hammani bilasizlar. Save qilaman. Qo'sh. Okay chiqdi. Ochib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi buni ichiga bitta papka sazlatib qo'yaman. Masalan, uchun birinchi dars. Mana birinchi dars chiqdi. Xo'p, endi buni ichiga masalan, uchun birinchi dars nuqta. Endi HTML emas. Tuvar görürsünler. Bana HTML maz. JavaScript maz. CSS maz. Pi deyemiz. P-Y. Latin tilde P bilem Y yazalım. Bana. Embleme seyumuz görürsünler deyem. Bana extension unutlayan olsa. Oluyoruz. Bita basalımız bana. Python file açtı. Hamamımız bita papka. İçi de derske. Kim tava file açı olaydı. Bitta extension kerak bo'ladi Python kodlarni ishlatib berish uchun. O'zi mana qarab turinglar. Ba'zilarda mana bu emblema yo'q, e'tibor bersan, ha? Bu kompyuterlarga o'rnatib qo'yilgan, sizlardagida yo'q. Xo'p, buni nima qana o'rnatib olamiz desak, mana extensionga kiramizda, mana Pythonda yozamiz. Mana birinchisi chiqadi. Mana shuni o'rnatib olasizlar. Microsoft kompaniyasiniki 88 million marta skachat qilingan. Shuni hammamiz o'rnatib olaylik, mana bu emblema chiqmagan. Bizda Python kodlari bu ishlab olamiz. Azda bor ekan, siz bizda bor, shuni o'rnatib. O'rnatsam, bildingiz skachatga? Skachatga bildingizmi? Bu bo'lmaydigan bo'lsa ishlata olmaymiz, ha? Qan qolganlar o'rnida turayapsiz, mana birinchi kod yozamiz o'chun. Print. Sal yaqinlashsam. Print degani o'zi inglizchadan o'zbekcha pervod qilganda pechat qilish degani. Ya'ni natijalarimizni pechat qilish. Biz keyingi anaqada, demak sizlar bilan o'rnatish ko'rib oldik. Keyingi o'zgarish temasiga kiramiz ham, men ochib qo'yaman. Mana okay. Ochibamiz. Bizga slayd kerak bo'lmaydi. Mana print. Buni qavs ichiga yozamiz. Xohlasangiz bitalik, xohlasangiz ikkitalik. Apostroflar temasiga to'xtalamiz, mana tushuntiraman. Yozdik mana. Python ajoyib til deyilmi? Mana. Yozganimizdagi ishlatish uchun mana bu emblemani bitta bosib qo'yamiz, ha? Ben sadece zorlaştıramayayım. Python acayip til. Yani bunun rezultatı uzunu konsolda bakladı. Kurulup duru. Gözün. Bu ne? Ne oldu? Gözün. Gözün. Değil mi? Ne zaman? Sen bitti? Ya,
Yerini alışın mesela, kontrolü olmadı. O halde çıktı mı? Zeçe. Lan mı lan? Lan Zeçe bana. Ben sadece extension'ı oynadım, o böyle Python extension. Microsoft. Ha. Şimdi ne ben? Lan ben mi? Yok mu? Şu joyga çekimde ne mesela orada? Onun için ucu son oluyor. Ama video için arkadaşlar böyle yerim. O zaman ne kadar olmuş sana. Sol bir olmuş şu joyga için. Sol bozu bir kitle yazısı. Bu zor atlamazsa. Okay. Birinci ürünle gaplaşımımız kadar bakanlarsa uzgarı uçlar ve comment ve errorlar. Comment miydi o zaman? Bu kod kısmı ama şuncaki uzunuz için yazıp dedi yani. Evet. Öyle ha. Nimege kere uzu comment uzu aslı. Aslan pala balkondan sorarlı uzu. Nime için yazış kere uzu. Ya farkı yok. Kimdir cevap veririz. Nimege comment da fonda denesimiz kere uzu. Kod da aslan. Ha? Alakalı. Ha. 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 O şey ne kadar? Yani hozir 5 qator, 10 qator, 20 qator, 50 qator kod yozsangiz, kodingiz bitta o'qiganda tushunasiz. Katta loyihalar qiladigan bo'lsa 500 ming, 1 million qator kod o'tib ketadi, ha? Ichida funksiyalar ko'payib ketadi. Uni misol uchun loyihani tugatganingizdan keyin bir haftada kiradigan bo'lsangiz, tashqar tashqar ketadi. Ya'ni tushunmas, qayerdan yozganingiz. Bu hisobga kommentariya qo'yib ketadigan bo'lsa, misol uchun sayt qismlariga navbatda qo'yib ketadigan bo'lsa, navbatni berasiz, o'sha qismga boradi. Men kontaktlar berasiz, bu qismga boradi. Footer desangiz, footerga raqamlar. Savatchi degan qismga borish uchun savatchi raqamlar. Olsangiz u job boradi. Sa telefon o'ynasam bo'ladi. Hop, endi mana. Demak, endi qirg'izcha ma'nosi inson tilida dastur nima qilayotganini tushuntirish uchun eslatma sifatida yozilgan matn comment izoh deyiladi. Xo'p, lekin comment bilasizlar, nima qilmaydi? O'qilmaydi, dastur ichida emas, u dastur kod deb qabul qilmaydi. Xo'p, kommentlar bajarilmaydi, lekin ular dastur o'qilishini yaxshilaydi va tushunishni osonlashtiradi. Pythonda 2 turdagi comment bor. Birinchisi, bu bir qatorli kommentlar bor, keyin ko'p qatorli kommentlar bor. Hozir tanishamiz shu bilan. Kommentlarga o'lish qanaqa qaysi klavish orqali bajariladi? Control man. Ha. Slash. Bunda ham shunaqa qani, e'tibor berasizlar. Control slash bitta bossak comment qoladi, bitta bossak chiqadi mana. Yo, men ishlata olmayman, klavish yo'qmaydi desan, oldiga panjara qilib qo'yasiz buni. Bundaymi? Mana. Shu bir qatorli kommentariya hisoblanadi. Mana control slash ili bitta panjara. Tushunarlimi? Endi ko'p qatorlini ko'ramiz. Misol uchun sizda kodingiz ko'p. Yo'qdilar, mana. Mana shu qator. Endi har bittasiga misol endi bu 3 bundoq qo'yib chiqqanimizdan bularni ko'p qatorli kommentariyadan foydalanib qilsa bo'ladi. Xo'p, qanday qilamiz? Pastga qilaramiz. Misol uchun. Buning uchun ikkitali apostrofdan 3 ta baqa va 3 ta yopilish kerak. Mana mana shu ko'p qatorli kommentariy. To'g'ri berasizlar? Yo'q, bari. Mana bu bilan mana shu bir qat. Bo'shiga 3 talik qo'yamiz. Endi mana 3 talik qo'ydim-ku, bu narsani mana 1 talik qo'ysam ham bo'ladi, mana 1 talikini ko'rsataman ustiga. 3 ta bo'ldi. Faqat 3 ta 3 ta bo'lsa bo'ldi. Mana. Mana bu ham shu 3 ta qatorli kommentariy. Bu ham mana. Panosi ham. İşletadigan bo'lsak, mana. Nima chiqadi? Ishlari chiqmaydi. Sabab hech narsani biz nima qilmadik, ekranga chiqardi, pechat bermadi. 3 ta kommentariy yozdi. Qad yozib oling necha? Yozinglar bitta ishlating necha? 2 taligini, 1 taligini. Keyin mana 2 talik apostrofni 1 taligini ishlat oling necha? Mana bunga o'xshab ketadi. Keyin ko'rsatib o'tadi. P bilan P tipga o'xshab ketadi.
İki tane ben bu koşunu alıp, bir tane koşunu alıp atma. Kim bilir? İki tane koşunu alıp, bir tane koşunu alıp atma. İki tane koşunu alıp, neyse. Tekste yazarken bu sengiz, hep oturup koyup geçip oladı. Bir tane yazarken bu sengiz, o şey tekste sıradı yok koyuldu. Yani? Daha açık. Bunun farkı bu. Farkı yok. Ne var? Açık screener. Beden iki kuyunu var, üç kuyunu var da. Niye de bunu bana gönderdi? Kudur getirdi. Ne kadar şey? Ahmet İsteder. Demek bir tane apostrof ile iki tane apostrof hiç kanaka farkı yok. Okulasanız bundan faydalanırız, okulasanız bundan. Şimdi üç tane gününki farkı var mı? Korset tamamını. Üç tane apostrof. Okey, bir tane gününü kurdu, iki tane gününü. Şimdi kingisi özgürlüğü için. Özgürlüğü için de nümege aydılar. Uttuğun ha? JavaScript'ten özgürlüğü için işlediğin ha? Hop. Kim aydılar? Ha. Bu ma'lumot qanaqa ma'lumot saqlash uchun bir qutida. Yaxshi. Mayda o'qib qo'ydingizmi? Yo'q. Ha, yana. Yana. Maqtab qilasizlar? Qanday maqtab bu? Qopitdim sabab. Masalan, o'zgar uchun tarixni yozamiz. Masalan, o'qilsa tushuntiradi, barat bo'ldi. Mashqona ma'lumotlar bazasi. Tamam, misol qilamiz ha. Shu kompyuterimizdagi HDD deyiliyor, SSD, SSD ha, ma'lumotlarimiz saqlab turadi u yerda videoda. Mashqona shunaqa bir joy. Wind. Wind. Wind ichida ham yacheykalar bor, ma'lumot saqlab turadi. Mana mashq ham, mana bu sochimani suv misol qilamiz ha. Mana har birtasi bittadan o'sha o'sha wind ichidagi qismda o'zida ma'lumot saqlab turadi. Tushundingizmi? Ki mana bu suv. Bakalas kerak, suv emas, bakalas. Shu bakalasga ham bitta ma'lumot saqlab beradigan quti, bo'ladimi? Shu o'zgaruvchi. Endi tarixni keltirib chiqaramiz shundan. Ma'lum bir xotirada, aytaylik, xonada, ma'lum bir xotirada ma'lum bir qiymatda ichida nima bor? Suv, qum bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin, sharbat bo'lishi mumkin, qiymat, qiymat. Например, құрыт бұлшың мүмкін, айрон бұлшың мүмкін, қызығы ел. Демек, малым бір қатырады, малым бір қиматты, бізді шу ғазды. Малым бір ном біла, малым ном біра, іші, бақырашқа. Сақылап тұру үші күті, екейде кәліп сөз. Шүнеден, пеоз оламыз, дақтарым. Қоқыл, сатоқ түскі. Сұраймын ашынасын, шүнеден, осаймыз. Өзгер үші депті, чырсы чырп қоямыз. Ma'lum bir xotirada ma'lum bir xotirada ma'lum bir xotirada
Malum bir kıymet ne? Malum bir kıymet ne? Kaf ofisine. Malum bir kıymet ne? Kaf ofisine. Rakam. Rakam. Virgül söz. Rakam. Söz. Virgül. Ruhsat. Ve başkalarından kalıp gitmesin. Kalıp gitmesin. Demek yazdık ha. Malum bir kontrolü, malum bir kıymetli. Malum bir nombla. Özellikle. Doğru. Kalıp gitmesin. Malum bir nombla. Malum bir nombla. Saklap turuvchi kalit söz. Malum bir nom bilan saklap turuvchi kalit söz. Tushundingizmi? Mm-hmm. Do'stlar, xolimiz telefonda oladigan bo'lsak, mash xotira, mash joy turibdi. Ichida mana kontakt, rasmlar bor-a. Shu ham bitta o'zgaruvchi. Ichida ma'lumotlar saqlab turadi. Tushundingizmi? Endi mana qutiga qaradi rasmlar. Buni yashib turibdi. Ha? Yashib. 10 borda tasavvur qilsa, 10 borda 3 ta yashig'i bor. 3 ta yashig'i. Endi yashig'i nomlari bor, e'tibor berasizlar. Name, marriage, age. Şu yaşlı nomla. Ve ben bu ball, true, 35, bu ne mi? Kıymet. Kıymet. Şu an boyayı su. Ben bu? Yaşlı nomla. Yani şu özgür için nom. Şimdi de? Selamun aleyküm. Okey, ben ders yedim ben. Tıkma kovaram açık. Devam şimdi de. Devam ben bu yaşlı nomla. Kanteyle. Ve şu yaşlıda normal, yani neyin beri, bu özgür uçta normal, şu özgür uç. İçinde kanakları kıymet kabul kılıyor. Kursa, ya söz buluşu mümkün, ya mantıklı buluşu mümkün, ya rakam buluşu mümkün, ki yani doğumda mı soçu, rukat buluşu mümkün, daha sonra doğumda kılıyor. Şimdi ne özgür uçun demedi mi? Yani uzda kanakları bir kıymet saklaydı ve kanakları bitti, ne bu dedi? Normal buluyordu. Çünkü özgür uçta kodelenmiş için, nümesini çakırıyoruz? Normal. Normal çakırıyoruz. Şimdi Ali, kim düşünmedi özgür uçuge? Şimdi ne özgür uçuge? İsim değil mi soru için? İsim. İsim ile müracaat kılaymaz. Dastur başlayan mı? İsim ile müracaat kılaymaz. Özgür uçuge. Ve içindeki kıymeti doyum ne böyledi? Özgür'e turuşu mümkün ha? Hop, özgür uçuge... Ama ben bunun tipini kuru olsakam... Oladı. Buradaki tiplerini koruyalı da, ondaki uzgar uçuge, kanon 11 işgeler, nümege itibar 1 işgeler, bu hakkıda hem kaplaşalımıza. Hop, malumat turları, İngilizcesi'ge data types deydi, yani malumat tipi. Bu, bana yaşı içindeki malumatta kayısı turge tekişliydi. Bana misal için rakam boysa, bu, yani 35 boysa bu rakam tekişliydi, doğru mu? True false bo'lsa bu qaysi? Boolean, ya'ni mantiqiy tipga tegishli. Bob bo'lsa so'z bo'lsa string. Tushundingizmi? Ya'ni o'zgaruvchining qaysi kategoriyaga kirishi. Mana. Birinchisi string, shu text. Apostrof ichiga jamiki yozilgan harf, belgi, masalan, probelmi, undovmi, so'rovmi yoki raqamlar hammasi apostrof ichida keldimi? Ular u string bo'ladi, ya'ni text bo'ladi. Tushundingizmi? Qizig'i yo'q. Misol uchun tekst ichiga apostrof ochdimda 355 yozdim. Raqamga o'xshaydi, lekin apostrof ichida bo'lguncha u so'zga aylanib ketadi, string. Tushunarlimi? Keyingisi JavaScriptda butun sonli raqamlar ham, qoldiqli sonli ham raqamlar ham qaysi tipga tegishligida? Number. Number degan tip bor xolos, butun qoldiq tizimi yo'q. Pythonda bu 3 ta turga bo'linadi, raqam o'zi ham. Demak, birinchisi int. Bu bütün sonlar, kolluğu yok sonlar. Mesela 35.
45, 12, 64, 7 kollu boyalar, yani virgüllerki sönü yok. Bütün normalar yoktur. Kengisi, float. Float da gene bu kollu hakiki son dedi. Kollu bu var. Kollu bu ulaşıya mutlu, olması gerekiyor. 15, 15 günde 7, 99.999 tane skitkele görüşü de demek, bütün buluşu mu bu, kollu beyan buluşu mu? Demek bu, hakiki son. Yok ki bu ne kadar sonra işledi? Dastur dastur float değil. Şimdi ne? Float da gelme de gelme de gelme de gelme de ha? Ha. Süzme okumadan sonra bu orada deyken süzül bir adı da şu üstünde tutmuş. Kengisi, kompleks bor, bu murakkab rakamda, bize kenar bu marada. Bu kompleks olmanın küçük bir matematikle işletmediği olan dastur işler. Bu nasıl bizge okunmaz. Demek rakam 3'te turga bulunadı. Fakat biz işe sınav olanlarımız 2'te sınav. İyi, kulak. Farkımız oldu gün, sınavın farkını buluyoruz. Ama o dağrıp bizge ben toplam çıkamıyoruz. Yani derslerimiz devamında bunu çıkamıyoruz. Hayır. Kengisi, bulin. Dışkı kıymet kanıtları tutamaz bu arada. Dışkı kıymet kanıtları bulin. İki. Kaysa kaysa. True false, boş olmayan. Çünkü ne? Hayır, yok yok. Sonuç 10-15 bir turga bulursam, ben pasif olamam, açık oluyor. İmtihonla yıkılsam sonuç. İmtihon komşular var. Eğer yaş geçken bulsa imtihonla ortalama yok. Şimdi ne? Kengisi. List bu JavaScript'teki array'e kim? Torbiçe kavisi için yozgası değil. Şu nasıl? Ben hemen sana oldu koyalım. Şimdi rokatla Python'da Torbiçe kurduğu rokat bu. JavaScript'te dubatların açıklaşma orada. Şimdi object. Sekorga ve array. List kitabı olsa bunda koşumca kitesi bu. Bana dictionary sitedeki JavaScript'te object'e kurduğunda list bu sitedeki array JavaScript'te. Bana tuple bulan set sitedeki bırakalım. Yani burada kursumuz da olur. Ki noun da yani tip var. Bu adını doğru gelir JavaScript'te. Noun da. Noun çıkardık. Ne bu? Bu söyle gelin. Ha? O şey bunda noun. Şimdi ne? Aç tipi var. Bu da yengil daftar yazı olarak yazıp tırışı kıpkı çizip koysa da var. Anladın mı? Rokat, ben sıra kal. Hatta yengil daftar boşta sonra geldim de ha, yazı olma gerek yapmalarda bana okumasını yengil pes sesini bulur olurdu. Şöyle flight'a kıpkı uyanmasın en çok inanmam. Yolma olma, umay olganda work yazganı yazmaz mı? İnsanlar daftarla etkili gel. Yani külçe oynasını yazıp koymuşsan ama şunu da geleyim de sonra mı? Thank you.
Okay, boshlaydik-ku. Ana endi bittadan misol yozamiz bunga. Shu misollarni mana kiritamiz. Va keyin bizda JavaScriptda qaysi funksiya bor edi? Type of mida? Qaysi tipga tegishli degan topish uchun o'zgaruvchini bunda type. Mana qisqartirib qo'yganmiz. Mana yozamiz. Hop, shuda nechta o'zgaruvchi ekan? Hammamizga bittadan yozamiz. Endi JavaScriptda var yoki da let kalit so'zidan foydalanilgan bo'lsa, bunda hech qanaqa kalit so'z qo'yish shart emas. O'zini yozib ketaveramiz. Misol uchun, yosh yoshga nechta beraylik? 31 misol uchun. Endi oylik o'zbekcha yozaylik-a, inglizcha nima ko'pchilik o'qimaydi, o'zbekcha yozaylik. Oylik misol uchun 8 million 540 8 million 550 ming 944 so'mi 63 tiyin. Mana. Endi e'tibor berasizlar bitta narsaga. Qoldiq yozitganimizda virgul qo'ymaymiz, ha? Mana. Nuqta qo'yamiz. Shu narsani e'tiborli bo'lasizlar. Hop, keyingisi string ham yozib qo'yaylik-a. Ism kimni qo'yamiz? Anna Titova-da. Eshitganmisizlar? Anna deb qo'ya. Anna, hop. Simvol yozdik, bu narsani yozdik. Hop, yana. Ha, bo'linga beraylik-a, misol uchun. Uylangan. Misak. True. JavaScriptda true false deb kichkina yoziladigan bo'lsa, Pythonda katta yoziladi-a bosh harfini. To'g'rimi? Adashib qo'ymaysizlar. Mana bunga ham ketdi. Hop, bo'ldi, sheriklarga bitta ko'raylik, u yog'ini bitta ko'rib qo'yamiz-a. Hop, pechat qilish uchun print. Yangi boshlatganlarda endi sizlarda bunaqa muammo bo'lmasa kerak, o'zgaruvchini qiymatini pechat qilishimiz uchun o'zgaruvchini nomini yozamiz, ha? Misol uchun yosh deb. Yangi boshlatganlar bunaqa apostrof ko'p qo'yadi. Sizga savol. Apostrofni olganimdan nima rezultat chiqadi? Olmaganimdan nima rezultat chiqadi? Voy, mana ish bir kishi, ha. Aha. Endi nimaga apostrofdagi narsada o'zgaruvchining qiymati chiqmaydi, yosh chiqadi, tevadaginda 31 chiqadi. Sizga savol. Matematik bo'ladi, aha, tushuncha bor ekan mana. Endi yosh bilan yosh ketdi. Mana ishlatib ko'ramiz boshlanishga. Qarab turinglar. Mana 31 yosh. Demak, o'zgaruvchini nima qilmaymiz? Apostrofga olmaymiz. Apostrofga olsam, o'zgaruvchining qiymatiga o'zgaruvchi deb tushunmaydi. Prosta tekst deb tushunadi. Tushundingizmi? Eng haligi yangi boshlatganlarda ko'p bo'ladi. Sizlarda JavaScript bu narsadan o'tkazsin, Alloh xolisa. Cha muammo bo'lmaydi, tushuncha bo'libdi. Demak, apostrof ichiga nima qilmaymiz? Olmaymiz, ha? Endi keyingisini pechat qilib qo'yamiz. Keyinda ismi pechat qilamanda. Pechat qildim-a? Endi type degan funksiya bor, mana. Qarab turasizlar. Endi bu yerga shu yosh bilan
Nima beraman? İsmi beraman. Qolganlarni pechat qilish shart emas, qilib ko'rsan ham bo'ladi, muammo yo'q. Kelinglar uylangan deyapti, chiqarib ko'raylik tipini. Uylangan. Endi bitta ishlataman. E'tibor berasizlar, birinchisi demak 31, keyingisi Anna. İsim berdiga, tipini ko'rdik, yoshki integer. İsimniki string. Şu string'i qisqartmasa, keyingisi boolean'ni qisqartmasa, uylangan boolean'ga. Endi anonim ham bitta tipini ko'rib qo'yaramiz, sizlar yaxshiroq tushunishingiz uchun yoshdan keyin oylikmida hali float tipini chiqishini ham ko'rib qo'ysangiz, mana ko'rishingiz mumkin mana. Float. Tushundingizmi? Chunki bunda nimasi bor edi? Qoldig'i bor edi, mana edi. Tushunarlimi? Bitta chetiga yozib olaylik. Savollar bo'lsa berib ketinglar issig'ida. Videodan ham ko'rib olasizlar-ku. Savollar bo'lsa berib ketinglar. Menimcha men bitta qarab qo'yib video yozayotgan ekan. Kip turayına. Durumun ta. Kızmanım.